işte fakir fukara geliyor. Başka bundan daha ucuzu da yok yani. Fakir fukara bizde yiyemiyor. Açıkçası fakir fukaraya çok hani pahalı geliyor. TL yok yani. Burası evet. Türkiye Cumhuriyeti, burada TL yok abi. Herkes olmuş Cumhurbaşkanı. Herkes kendi fiyatını kendi koyuyor. Akaryakıta gelen zamlar ne kadar etkilemiş taksi esnafını? Geçen sene bugün bu kardeşimiz herhangi bir istasyona uğradığında 7 TL'ye mazot depoyu dolduruyor. 300 lira. Şimdi 300 lirası olmuş 1500 lira. Şimdi ne yapacak bu kardeşimiz? 3000 lira maaşım var. 4750 lira kiram var. Ya hırsız olacağım ya şerefsiz olacağım. Olacağım ama 3000 lirayla nasıl geçeceğim söyler misiniz? Biz kendi karımızdan mazot farkına veriyoruz şu an yani. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'le beraberiz. Halkın otobüsündeyiz. Yolculuğumuz nereye? Evet yani halkın otobüsünü biliyorsunuz programı şeyi yok. Yani neresi davet çağrı olursa oraya gidiyoruz. Geçen hafta Aksaray'daydık. Daha sonra Ankara'da. Ankara'da bir kısım vatandaşlarımızla buluştuk. Özellikle Aksaray'daki tarım, işsizlik, yoksulluk, sefaletle ilgili çok önemli 3 gün çalışmalarımız oldu. Bu vesileyle Aksaray Teşkilatımıza ve Aksaray halkına çok teşekkür ediyorum. Bugün Merter'de tekstil esnafları uzun süredir aslında sıkıntıları var. Kendilerinin daveti var. Başkanım her yere gidiyorsunuz. Bizim burada da büyük bir yangın var. Bu yangınla ilgili sizi talep ediyoruz ve bugün oraya gideceğiz. Sizlerle beraber oradaki esnaflarımızın durumuna, vaziyetine bakacağız. Zaman zaman Türkiye'nin çeşitli illerinde bize çağrılar oluyor, bizi davet ediyorlar. İnanın geçmiş dönemde 90 bin kilometre yol dolaştık. Şimdi korkumuzla evimizde çıkamıyoruz. Gördüğünüz otobüs ilk yola çıktığında 1800 lirayla deposunu doldurabiliyordu. Şimdi 16 bin lira. 16 bin lira mazot bizi çok zorluyor. Bizim özellikle İstanbul dışındaki davetler konusunda herkese çok teşekkür ediyorum. Ama inanın çok zorlanıyoruz. Bir gün mutlaka bunu yeneceğiz. Ama bunu yenmenin yolu da bir iktidar değişimiyle mümkündür. Önümüzdeki süreçte hep beraber bir iktidar değişimini göreceğiz. Evet, akaryakıt zamlarını ben soracaktım. Siz benden önce davrandınız. İstanbul'un yoğun kalabalık trafiği, akaryakıta zamlar gelse de devam ediyor. Ama takdir edersiniz ki burası 20 milyonluk bir şehir. Aynı zamanda 81 ilin bileşkeni. Edirne'den Ardahan'a kadar istisnasız her gün insanların İstanbul'a geldiğini ve İstanbul'da gittiğini görebilirsiniz. Yani bu trafik yoğunluğu keyfi keder insanların hadi bir tur atalım dediği geziler değildir. İnsanların işleri güçleri var. Bundan dolayıdır ama gerçekten önümüzdeki günlerde bu zamlar devam ederse büyük olasılıkla birçok insanlar kontak kapatacaklardır. Taksiciler, otobüsçüler kapatmak zorunda kaldılar. Umut ederim ki en kısa süre içerisinde bu soruna bir çare bulunur. Geçmiş dönemde geçen sene bu yıl bakın geçen sene bugün 7 lirayken bugün 29 lira. 29 liraya mazot alacaksınız. İşte tarım yapacaksınız. Taksicilik yapacaksınız. Minibüsçülük yapacaksınız. Bunun olması mümkün değildir. Bu gerçekten büyük bir sorundur. Bu soruna bir an önce neşterin vurulması lazım. Nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl ediyorsunuz? Bu mazotla nasıl baş ediyorsunuz? Mal sahiplerine çalışıyoruz başkanım. Ya mal sahiplerine de yetiştiremezsiniz. Ne yapalım başkanım? Ya mazot 28'inde olmuş yani. Akaryakıta gelen zamlar ne kadar etkilemiş taksi esnafını? Kardeşim geçen sene bugün gel buraya kardeşim. Geçen sene bugün bu kardeşimiz herhangi bir istasyona uğradığında 7 TL'ye mazot depoyu dolduruyor. 300 lira. Şimdi 300 lirası olmuş 1500 lira. Şimdi ne yapacak bu kardeşimiz? Ne kadar çalışmasa o kadar kar edecek. Vay aleyküm selam abim nasılsınız? İyi ama sen bunun çocuğu. Merhaba. Merhaba. Gel baba gel. Sen gel sen kutsal topraklardan gelmişsin. Evet. Yani kısacası gerçekten Türkiye bir yangın yerine döndü. Ya inanın şu kardeşimiz bugün çalışmasa daha karlı. Daha kârdayız. Hiç olmasa cebimizden vermiyoruz. Peki
Tepkilerinizi gösteriyor musunuz? Tepkilerimizi gösteriyoruz ama mazotun bu şekilde yükseklik olması, yömyelerin yüksek olması yani çok etkiliyor. Yani biz kendi karımızdan mazot farkına veriyoruz şu an yani. Yömyeler zaten yüksek. Evet. Milletvekilimiz yanınızda. İşte milletvekilimizden bu artışın bir önlenmesi lazım yani ya da bize bir yol göstermeleri lazım yani. Yolu var kardeşim, bunu tek yolu var. Sorun çıkaranların sorunu çözme şansı olmamıştır. Taze, sıfır bir ekibe ihtiyaç var. Bu kadar basit. İnşallah başkanım. Allah kolaylık versin size. Hayırlı işleriniz olsun. Hadi. Mesela müşterimiz Anadolu'da. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 20 yıldır. 20 yıldır hiç böyle bir zulüm gördün mü? Yok. Görmedim. Hayırlı işler olsun. Hayırlı. Kardeşim hayırlı işler. Kolay gelsin. Nereye gidiyor bu mal? Bu mal nereye gidiyor? İş piyasası. İş piyasası. Hayırlı işler olsun. Vallahi iş piyasaya bir tane mal gitmiyor. İş piyasası sıfır yani. Tüne. Yok. Hadi hayırlı işler. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Bizim hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Nereye gidiyorsun baba? Bizim Mahmut'un amcasının oğlu. Mahmut Anal'ı tanıyor musun? No, I don't speak. No, I can't speak English. Okay, bye bye. Hayırlı işler. Ustadım hayırlı işler olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok şükür yapıyorum. Afiyet olsun. Bir de iş yok diyorsunuz. Et diyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz babam ya? Abi şimdi yani... Takılıyor mu? Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, siz de iyisiniz. Çok şükür, iyi. İşler nasıl? Valla işler açılırsa, yasalar düzelirse, dolar düşerse... Açılması, doların düşmesi vallahi elbette ama düşüreceğiz, düşüreceğiz dedikleriz. Halbuki konuşmasalar belki kendiliğinde düşebilir. Ne zaman düşüreceğiz deseler yükseliyor. Bir ters bir şey oluyor. Yani evet ama. Maalesef bu yangınla ya da bu yakıtla lazım aslında. Konuşulduğu zaman çok günde 5 kez konuşuyorlar. Biri yapıyor, biri bozuyor, biri ediyor. Mesela yani her şeyimiz dolara bağlı. Yani dolara endeksli. Ama bunu aldığımız nefes hariç her şey evet. Dolar. Aynen, kesinlikle. Hayırlı işleriniz olsun. Biz mesela hani tekstille uğraşıyoruz. Yani tekstilin bütün her şeyi innesinden ipine kadar her şeyi dolara bağlı. Maalesef. Yani dolar yükseldiği zaman maalesef işte bizi de fiyatlar artıyor. Fiyatlar da artınca insanlara alım uymuyor fiyat. Düşüyor. Tabii yani alım gücü olmuyor. Her şey ithal olduğu için ama. Tabii. De, maalesef. Böyle bu şekilde. Yani pamuk bile artık Çin'den geliyor. Ya. Hazır kumaşlar olsun Çin'den geliyor. Bir tek boya burada yapılıyor. Boyaların ham maddesi de hepsi. Yine bir şeyden geliyor. Tabii. Büyük bir sıkıntı yani. Yani tarım bir, tekstil iki. Bu iki sektör maalesef Türkiye'de bir türlü yani destek görmediği için bayağı geriye gidiyor. Yani her geçen sene. Allah kolaylık versin. Bunun için de yani devletimizin görmesi lazım. İnşallah. Burada. İnşallah. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Tekstil işi yapan esnaflarımızın dertlerini, sorunlarını dinlemeye geldik. Daha iner inmez yani ilk bakışı indiğimizden dert dinlemeye başladık. Adeta Türkiye'de birçok meselelerde olduğu gibi tekstil sektöründe de çok büyük sorunlar var. Sorunlar nedir? Yani birçok sorunlar var da işte döviz kurlarının sürekli değişkenliği, doğal olarak takdir edersiniz ki tekstil sektöründe pamuğundan tutun ipliğine kadar tamamı dövize bağlıdır. Herkes hiç kimse önünü göremiyor. Satan malını satarken korkuyla satıyor. Acaba sattığımda aynı fiyata bu ürünü tekrar alabilecek miyim, alamayacak mıyım korkusu içinde. İkincisi burada tabii en önemli sorunların bir tanesi de uzun süredir bizim İstanbul'da çıkarmış olduğumuz bu göçmen haritası. Göçmen haritası ile beraber Türkiye'de birçok olaylarda olduğu gibi bu olayda da çok büyük organize işler var. Nedir bu organize işler? Yani ben burada birçok esnaflarımızla da görüştüğümüzde 10 yıl önce, 15 yıl önce özellikle Arapça bilen işte hepimizin bildiği Mardin gibi, Mersin gibi, Adana gibi, Hatay gibi buralardaki genç kardeşlerimizin çoğunluğu Arapça bildiği için onlar çalışıyordu. Onlar burada para kazanabiliyorlardı. Onun dışında da özellikle Sovyetler ve işte çeşitli ülkelerdeki gelen insanların dil ihtiyacında yine göçmen dediğimiz yine bu toprağın çocukları olan o çocuklar karşılıyordu. 100 binin üstünde genç çocuğumuz burada ekmek kazanırken şimdi ne yazık ki hiçbirisi kalmadı. Yerini
göç eden, mülteci ya da ilticacı ne olduğu belli olmayan yüz binlerin çalıştığını buralarda görebilirsiniz. Şimdi haklı olarak ben bir kardeşime sordum. Dedim ki, yani sonuç itibariyle bunlar burada her ne kadar TL karşılığı çalışmış olsa da günün sonunda bunu dolara çeviriyorlar. Bu dolar transferleri nasıl oluyor? Dolar transferleriyle ilgili de çok ilginç şeyler duydum. Her işte olduğu gibi buralarda da maalesef organize işlerin olduğu görülüyor. Bütün bunların tamamı araştırılmaya değer bir mesele olduğunu hatırlatmak istiyorum. Zaman zaman benzer olaylarla ilgili soru önergelerimiz falan çok anlam ifade etmedi. Yani mesela kiralarla ilgili biz Türkiye haritasını açıkladık. Bugün gerçekten tarihimizin en derin sorunlarından bir tanesi barınma sorunudur. Önümüzdeki günlerde 3 ay sonra barınma sorununun gittikçe artacağını da göreceksiniz. Çünkü nedeni şu, önümüzdeki günlerde üniversite sınavı var. Üniversite sınavlarında her yıl 1 milyonla 1 milyon 200 bin yeni gencimiz gelirken büyük olasılıkla bu yeni sınav sistemine göre 2 milyona yakın Anadolu'nun çeşitli illerinde insanlar gelecek. Burada onların da ciddi bir barınma sorunu olacak. Şimdi bunlara baktığımızda mesela işte %25 bir artışla bunun önlenebileceğini zannettiler. Bunun böyle önlenmesi mümkün değildir. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Yapılması gereken birçok olaylar var ama iki tanesini hemen söylemek istiyorum. Neden yapılmaz? Doğrusu bunu da çok merak ediyorum. Dağlara, taşlara TOKİ evleri yaptılar. İşte emlak gayrimenkul yine keza öyle. Emlak Bank'la TOKİ çok rahatlıkla bir yıl içerisinde sosyal konut yapabilir imkandadır. 1 milyon. 1 milyon sosyal konutu yapacaksınız. Yeni evlenen kardeşlerimize, çocuklarımıza maliyetlerin tamamını hesapladım. 6.000-6.500 liradır. Yani 80 metrekare daire 500 bin TL. Bu rahatlıkla 30 yıl 40 yıl içerisinde ödenebilir. Bu da normal olarak bugün bu belirsizlik ortamındaki mal sahiplerinin enerjisini alacak ve düzgün bir sıraya gelecek diye düşünüyorum. Biraz sonra da gezeceğiz ama çok büyük sorunlar var. Her alanda olduğu gibi taksici kardeşlerimizle karşılaştık. Taksiciler dediler ki biz dedi mümkünse işe gitmemek için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Çünkü kontağa bastığınız an mazotun 28 lira olduğu bir yerde bizim bu paraları kazanmamız mümkün değil. Mümkünse arabamızı çalıştırmamak bizim için en karlı iştir. Mayonez BİM'de 40 lira. Evet. Sadece bir tane şu mayonez 40 lira BİM'de. Yani siz düşünün, gerisine bir şey söylemeyen takat bile kalmadı yani. Allah kolaylık. Allah razı olsun cümlemize inşallah. Satışlar nasıl gidiyor sorar mısın? Ya satışlar ne yapsın işte, fakir fukara geliyor. Başka bundan daha ucuzu da yok yani. Fakir ucuz fukara olmadı. Biz de yiyemiyor. Açıkçası fakir fukaraya çok hani pahalı geliyor. Biz buraya yani şöyle söyleyeyim. Çok fakir fukara hiç yemiyor zaten. Heh, yani o başka yani bir öğrenciler şey. Öğrenciler zaten bizim... Ama iyi kötü şimdi burada çalışan öğrenci geliyor işte karnını doyurmaya çalışıyor. Geçen yıl 10 lira 12 lira almış olduğu şeyi şimdi 30 lira almak zorunda kalıyor. Haklı olarak satıcı da yani bu fiyatı söylerken bile arlanıyor, utanıyor. Ama bu ülkeyi yönetenlerin hiç ne arı var ne de utanmaları var. Evet, halkın otobüsüyle halkın içindesiniz. Halk, vatandaşlardan çok tepki geliyor mu? Ya vatandaşlarda tepki geliyor da söz mü? Yani gelsinler, özellikle geçen gün Aksaray'daydık. Aksaray'da bir ablamız bizi gördü. Siyasetçi görünce haklı olarak, çünkü kendi seçmiş olduğu milletvekilleri göremiyor. Bizi görünce de açız dedi. Açız deyince ablamızın gitmişler mal varlığına girmişler. Kalubayla zamanında kocasından kalma bir arabayı, efendim ne acıdır arabası var diye haber yaptılar. AKP'nin kirli medyası. Yani sokağa indinizde sefaletin hangi boyutta olduğunu görebilirsiniz. Sokağa inmenize de gerek yok. Bu ülkede 2 milyon insan sadece ayda 800 TL'ye çalışıyor. 800 TL ne demektir biliyor musunuz? Ayda 40 dolara ya. 40 dolara insanlar geçinmeye çalışıyor. Gerçekten sefalet sınırı da değil yani. Açlık sınırı şu anda yapılan araştırmalara bakın başka bir boyutta. 7000 lira, 7500 lira. 8000 liraya dayandık. Ortalama kiraya bakıyorsunuz. Buradan en kötü, en iyi kira 3000 lira, 4000 lira. Kardeşim hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Salçayı da sormuyorum yani. Allah razı olsun. Hadi hayırlı işler. Baba afiyet olsun. Sağ olun.
Çek çek babayı çek. Nereye çekiyoruz abi burada Ne filmi abi bu? Merhaba, merhaba kardeşim. Sağ olun, siz nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Alışveriş yapmışım bakıyorum ya. Neşemiz yerinde bugün. Aman neşeniz yerinde olsun, bol olsun. Çekin abi, buraları da çekin böyle, geniş alalım. Çekiyoruz babam, çekiyoruz. Hepsini çekeceğiz, hiç merak etmeyin. Ne kadar gömü alıyorsun maaşa? Haftalık çalışıyorum. Haftalık kaç para? 1200 lira. Allah kolaylık versin. Amin abi. Anne baba memleketli değil evet, mi? Evet abi. Hadi hayırlı işler olsun. Kolay yapacak bir şey yok. Dur ya. 4 senedir buradasın. 4 senedir buradasın. Ne kadar haftalık alıyorsun? 5 milyon. 5 milyon. Hadi hayırlı, ayda 5. Eyvallah. Nasıl seni mi? Teşekkür ederiz. Kardeşim merhaba, nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. İyi. Biz de tekstil esnaflarımızı bir gezelim dedik. Ne oluyor, ne bitiyor? Tanıyan sesleri duyuyoruz herhalde. İnleyenlerin sesini alıyoruz. Hani deveye demişler ya, boynun niye eğri demiş, derem düzgün. Nereye dokunsan? Evet, evet. Gerçekten sektörün neresi? Büyük bir yangın var. Büyük. İnsanlar inliyor. Ama ne hikmetse... Bu sektörde misiniz? Emekliyim ben. Emeklisin. Evet. İşin içinde olan. Baba sen ne diyorsun? Gariban emekli. Mahvolduk dedi. Yani sektör kalmadık ya. Biraz yaklaşır mısınız Gürsel Bey? Mahvolduk diyor. Daha ne desin? Aynen öyle. Peki kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 22 senedir. 22 senedir. Böyle bir yangın gördün mü hiç? Yok. Maalesef. İlk defa bu kadar. Ya çünkü bakın, ya sabahleyin insanlar kalkınca herkes bir tansiyonunu ölçer ya böyle yaşta. Herkes ilk işi dolara bakıyor. Hesap psikolojisi çok bozuk. Tabii. Dolar ol. Böyle bir güvensiz ortam olur mu ya? Kimse bir şey satmıyor, kimse bir şey almıyor. Çözüm nedir? Çözüm çok kolay. Hemen seçim, yeni sıfır bir kadro. Sıfır abiciğim. Eskimiş, sürekli söylediklerine kendileri inanmayan bir yapıya millet güvenir mi ya? 20 yıldır yönetiyorlar. Kardeşim 20 yıl yönetmişlerdir. Gelecek millete gideceğiz. Millet hızlı bir şekilde karar verecek. Kendisini yönetecek bir kadroyu görev başına getirecek. Ve çok kısa süre içerisinde bu güvensiz ortamı kaldırdığınız zaman ekonomi düzelir. Hayırlı işler, kolay gelsin. Kardeşim hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Nasılsın bacana? Neren memleket? Arap. Arap. Ama neresi kardeşim? Irak mı? Libya mı? Arabistan. Arabistan'da. Aman kardeşim iyi günler, hayırlı işler. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Gürsel Bey, Türk yok mu Türk? Türk bulalım, Türk bulalım. Türk bulamazsın çünkü ucuz iş gücü var. Ucuz iş gücü olunca haklı olarak herkes geliyor. Yani iş dünyasını, kapitalizmi bilirsiniz. İmanları, dinleri paradır, para olunca. Şimdi hiçbir maliyetleri yok. Maliyet olmadığı gibi hem ucuz iş gücü, yarın Allah göstermesin herhangi bir iş cinayetinde de hiçbir sorun yok. Kimse sizler mezarına gömüyorlar, gidiyorlar. Mısır, Egypt. Egypt. Ha. Kaç yıldır buradasın? Kalemde hoş Hacı Ahmet. Merhaba. Merhaba. Senden Mısır? Mısır. Mısır. Mısır, Ummu Dünya. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Mısır. 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 Türkiş. Aynen. Hı-hı. Ama bizim liderlerimiz böyle değil şimdi. Savar Mustafa, savar. Sisi ile Erdoğan böyle yapıyorlar ama bu öyle. Sonra. Çek bir fotoğraf çek, Mısır'a gönderelim. Hadi. Kaç senedir burada lan? Mısır'la Türkiye'yi barıştıralım. Evet, Mısır'da. Hem Mısır'ın liderini değiştirelim inşallah seçimle. Türkiye'nin liderini de değiştirelim. Gerçekten Mısır'la Türkiye kardeşliği çok eski tarihe dayanan bir şeydir. Bu kardeşliği yeniden inşa etmenin yolu da yeni iktidarlar olur. İnşallah Mısır'da, Türkiye'de yeni iktidarlarla eski gününe döner. İnşallah. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun, nasılsınız abi? Valla biz de bir bakalım ne oluyor, tekstil piyasası iyi midir, kötü müdür? İşler nasıl, etkileniyor musunuz?
Tekstil işi vallahi biraz zor bir iş artık. Son yıllardır artık biraz direnmeye çalışıyoruz biz de. 30 yıldır esnafız burada. Yıkılmadık, ayaktayız. Çok şükür. Ama artık zorlanıyoruz yani bu fiyatlardan dolayı vesaire. Bakalım hayırlısı. Hayırlısı. Hani bir şey bilsek şurada şurada duracak diyebilsek diyemiyoruz. Kaderimize razı olacağız. Yönetenler de nerede duracağını bilmediği için onlar da söylüyor. Ya vallahi işte o kadar bir onu bilmiyoruz. Piyasaların durumu gördüğünüz gibi siz nasıl biliyorsanız öyle. Evet maalesef. Bir yandan iyi bir yandan kötü. Bir yandan mutluyuz bir yandan mutsuzuz. Bu enflasyonlardan dolayı, bu ticaretlerden dolayı. Artık diyoruz ki çobramız kaynarsa ne mutlu bize yani. Evet, dur. Maalesef. Çok siz nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyi, çok şükür idare ediyoruz. Onun hayırlı işleriniz olsun. Genel manada sıkıntının olduğu aşikar tabii. Yani biz yani, şu anda tam hani, derdi paylaşırken aynen. Siz de geldiniz. Ama genel manada çok şükür. Ya bu tabii piyasada etkilenmeyen hiçbir sektör yok. Kesinlikle, aynen o şey. Kesinlikle. Çünkü bir belirsizlik var. Yani herkes böyle sabah bakıyor, döviz acaba bugün ne oldu? Hala hariç her şeyimiz dövizde. Dün yanlışlıkla bir baktım bu haram döviz. Dün yani piyasa kapalıydı. Saat 7'de arkadaşım mesaj attı. Orhan abi dedi dolar 20 lira oldu. yani şok oldum böyle bir. Meğerse artık nasıl olmuşsa bilmiyorum. Nasıl bir sistem dönmüşse bilmiyorum. Yani yanlışlık olamaz öyle bir şey yanlış olabilir mi? Tekrardan eski rolantiye geri döndüm. Ne kadarmış pilav ayıran? Valla geçen sene biz Beyoğlu'nda pilav ayran yedik. Hatırladığım kadarıyla 6 kişi yemiştik. 70 lira mı ne ödedik? Şimdi 6 kişi yemeye kalkışırsak 222 lira. Yani 70 lira olmuş 222 lira. Ve kaldı ki biliyorsunuz en rahatlıkla en ucuz gıda şeylerinden bir tanesi. Biraz önce şey sordum. Neler sordum? Et döner niye yok? Dediler ki başkanım burada et isteyecek, eti alacak kimse yok. Peki sizi ne kadar etkiliyor bunlar? Bunlar bizi ne kadar etkiliyor? %80. %80 onlar ağırlıklı, %20 satan bizi. Ya veya %10 biziz yani. O kadar yani. O seviyede. Ortalama yani sadece bu sektörde değil, şu anda Türkiye piyasasında çalışan büyük olasılıkla resmi olmayan gayri resmi rakamlara göre Edirne'den Ardahan'a kadar çalışan Afganlısından, Suriyelisinden, Orta Doğusundan, Asya'sına kadar insanlar 3 milyon insan çalışıyorsa, ortalama 3 milyon insan her ay 100 dolar bu ülkede kendi ülkesine gönderiyorsa bu ülkeyi yöneten Sayın Nebati'ye bir soralım. 3 milyon insan sadece her ay 100 dolar kendi memleketine gönderdiğinde ne kadar piyasada dövizin çekildiğinin hesabını yapsın. 3 bu 100 en alt şey söylüyorum en alt. Bu 300 olursa 9 milyar dolar. 9 milyar dolar. Şimdi yani İnanılır gibi değil. Bu nasıl bir kafadır, nasıl bir hesaptır? Bu paralar nasıl gidiyor? Resmi mi gidiyor? Merkez Bankası'nda bu kayıtlar var mı? Yok mu? Şimdi burada birçok şeylerde arkadaşlarla konuştuk. Başka bir komisyonculuk şeyi var. Oradan veriyor işte belli komisyonlarla. İşte Özbekistan'a, işte Suriye'ye bilmem ne paralar gidiyor. Bu inanılır gibi değil. Yani. Bankadan hızlı yani. Evet gidiyor. Banka kayıtlarda yok yani. Kayıt dışı 7-8 milyar dolar her ay para gidiyor. Bankalardan hızlı havale. Kesinlikle. Kolay gelsin. Evet vatandaşa baba, son soralım. Başkan. Evet siz Merter'de esnafsınız. Evet biz kargocuyuz. Hambal aksamında çalışıyoruz yani. Evet kargocuyuz. Evet, mülteci. Ya öyle bir sığınmacı diyelim, mülteci ya, diyelim. Ya öyle bir şey ki yani şu siz bundan aşırı fazla. Siz yani bundan rahatsız mısınız? Ya tabii rahatsız. Kim rahatsız değil? Şu an biz çalışıyoruz mesela askeri ücretle. Onlar şimdi çalışıyor mesela şey onlar çalışıyor 5-6 kişi. Sen çalışıyorsun tek başına. Sen de vereceksin 2 milyar kira, o da verecek 2 milyar kira. Ama onlar 5-6 kişi oturuyorlar bir evde. Sen nasıl vereceksin 2 milyar kirayı? Tek başına 4 tane de çocuk var benim. Şimdi gel sen otur. Çalış 5 milyar maaşına. 2 milyar kiraya ver, geri kaldı 3 milyar. Fatura 1,5-2 milyar. Genelde nereli bunlar? Ya şu Afgan. Evet, şu anda İstanbul'da bizim tespitlerimize göre 73 ülkenin insanı var. 73 ülke. Şimdi bu, şimdi kardeşimiz bilir, memleket neresi? Çorum. Çorum. Bu hamalya dediğimiz, yani nakliye dediğimiz, aslında bu eskiye baktığımızda İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bizim insanlarımız vardı. İşte bir kısımda yerde Malatyalı, bir kısımda Ardahanlı, Tunceli, Trabzonlu, Rizeli. Şimdi tamamı el değiştirdi.
Yani ağırlıkta sanırım doğulu çalışıyordu zaten. Evet, ama şu an artık doğuları hemen hiç kalmadı gibi bir şey yani. Yerini de aldılar. Lafa gelirse şey söylüyorlar. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'ndesin. İşte Türk lirası niye geçmiyor? Abi kendileri geçirsin ilk önce Türk lirasına, kendilerine. Sonra biz geçelim. Geçin şuradaki mağazaya sorun. Fiyat bakın size ne söylüyorlar. TL yok yani. Burası artık. Türkiye Cumhuriyeti, burada TL yok abi. Öyle maalesef. Ama dolara mı geçiyoruz, euroya mı geçiyoruz, niye geçiyoruz diye geçip biz de rahat edelim. Mantıksal olarak biz rahat edelim. Nasılsınız, iyi misiniz baba? Teşekkür ederim. Alışverişe mi geldin, ne ettin? Yok, ben emekliyim. Emeklisiniz. Emekliyseniz işiniz iyi abi. Bir şeyler alıp satmaya çalışıyoruz işte. İşiniz iyidir o zaman emekliyseniz. Yani çok iyi diyemeyiz. Maaş ne kadar? 3.300-3.500 o ara. Ya bir ülkede emekli abi. Emekli. Bakın ben beyefendi, 3.000 lira maaşım var. 4.750 lira kiram var. Ya hırsız olacağım ya şerefsiz olacağım. Olacağım ama 3.000 lirayla nasıl geçeceğim söyler misiniz? İki tane çocuk okutuyorum. Çocuğumun bir tanesi diyor ki ben okumak istemiyorum. Üniversitede okuyor. Ben okumak istemiyorum diyor. Okuyanlar diyor aç geziyor diyor. Bırakın beni diyor, bana diyor ben seni ihya edeyim diyor. Söyler misiniz nasıl ihya edecek beni çocuk? Yani Allah sonumuzu hayır geçsin ya, başka bir şey yok ya. Mesaj yazdım. Buraya bir tane, buraya değil de genelde yani Güngören, Mertem, burası ticaret merkezi. Yani bir tane devlet yetkilisi, ne bileyim bir milletvekili, ya şurada gelip bir insan bir araştırma yapar değil mi? Bu insanlar ne yapıyor? Bizi ne vekil yapıyor? Kabul etmedim. Siz ediyorum, hayır. Siz Sayın Başkanım, bak Sayın Milletvekilimiz. Tabii ki herkesin gelip gezmesi lazım. Doğru, çok haklısın. Ve Ahmet Hakan'a diyorum ki yani hükümet yetkililerini çağır. Niye gidip sürekli Hakan Bardakçı'yı çağırıyorsun? Ya Hakan Bardakçı her şeyde şey olamaz ki yani. O televizyon yorumcuları, haber programları yapanlar hükümet yetkililerini çıkaracak. Ya ben onları da CHP'yi çağırdım. CHP'yi niye çıkarıyorsun? Ben onları da çağırdım. Evet. Dedim ki arkadaş olabilir. Bak şimdi yani hepimiz rahmetli analarımızı çok severiz. Allah rahmet eylesin. Millet sizi izleyince küfür etmesin. Gelin evet. Kendiniz görün. Yani mesela gelip burada baksalar öyle konuşmayacaklar. Burada araştırma yapması lazım. İşte araştırma İstanbul yapıyorum. Milletvekili. Ben burada ilk defa milletvekili görüyorum. 30 senedir buradayım ben. Ben burada bir tane devlet yetkilisi gelip şurada bir araştırma yaptığını ben görmedim. 30 yıl ilk defa mı gördünüz? İlk defa görüyorum. Ben çok gelirim de. Hayır, belki karşılaşmayabiliriz. Evet, ama ben ilk defa görüyorum. Doğru, haklısın. Sürekli görülmesi, burası önemli bir merkez. Buraya gelip burada insanların derdini dinlemesi lazım. Ne oluyor, ne bitiyor, kim alıyor, ne satıyor, insanlar yetişemiyor. Sürekli fiyat, herkes olmuş Cumhurbaşkanı. Herkes kendi fiyatını kendi koyuyor. Kime sorsan diyor ki fiyatın bu, kusura bakma. Yani fiyatı denetleyen falan ben inanmıyorum denetlendiğine. Yok denetli. Ha denetliyoruz diyor. Kontroldan belki biz görmüyoruz. Çıkmış hiçbir şey denetlenebilecek durumda değil. Belki biz görmüyoruz. Denetliyordur depoda ama şurada kimse gelip denetlemiyor. Nesini denetleyecek şimdi adam, dövize bakıyor, fiyat koyuyor. Nesini? Evet, sorunlar ortada. Döviz de almış. Sorunlar ortada. Orada denetleyen yok yani. Çözümü kolay. Sorunu çözümü milletin önüne sandık gidecek. Millet yeni bir yapı, yeni bir iktidarla bu sorunların üstesinde gelecek. Gönül rahatlığıyla bağışlarınızı Özgecan'a iletebilirsiniz. Ya maalesef Türkiye'de çok sayıda SMA hastaları var. Allah şifa versin. Ya bu böyle el yordamıyla olabilecek bir şey değildir. Burada yapılması gereken, devletimiz güçlüdür. Kendi gücüyle, kendi kudretiyle çocuklarımızı yaşatabilir. Çocuklarımızın yaşaması, nefes alabilmesi için yapılması gereken bir tek şey var. Sağlık Bakanlığı göreve davet ediyorum. Özgecan. Özgecan Tutuş. Ne söylemek istersiniz vatandaşlara? Özgecan ve binlerce Özgecan'ın çaresi devletin el atmasıyla mümkündür. Sağlık Bakanlığı'na rica ediyorum, bu işe el atın. Bunun maliyeti böyle çok büyük bir maliyet değildir. Öyle el yordamı ile insanlar sokakta para toplayarak bu sorunu çözemez. Devletin gücüyle, devletin imkanlarıyla çocuklarımızı yaşatalım, nefes alsınlar. Abi aksanı bile değişmiş. Maşallah. Burada yabancılar öyle bir hale getirmiş ki biz onları kendimize benzeteceğimizi abi onlara benzetmişiz. Ne kadar tanesi abi? Evet, tatlı satıyor. Bedava size. Ya bana demiyorum hakikaten şey. Ya işte. Ya eskide, şimdi geçen biz yürüyoruz. Bir arkadaşımla beraber yürüyorduk. İnanır mısın yani içim parçalandı. Sen ne yapacağımı şaşırdım. Lafını kestin. İl başkanı CHP'nin değil mi? Evet, ya? Evet, evet, il başkanı. Evet. Aslanım benim. Allah eski razı. İl başkanıydı. Benim eski il başkanlığım kalsın, gerisini at. Çocukla annesi gidiyor. Biz de arkada yürüyoruz.
çocukla annenin diyaloğunu anlatmak istiyorum. Çocuk diyor ki anne dondurma istiyorum. Anne diyor ki otobüse bineceğiz diyor. Dondurma alamam, otobüste akıtırsın diyor. Biraz daha ileri gitti. Biz de işte bir patika şeyde yürüyoruz. Metroya doğru gidiyor. Simitçinin önüne geldi çocuk. Anne o zaman simit al dedi. Anne dedi ki simit dedi şeyi dökülür otobüse. Şimdi annenin bir simit alma imkanı yok çocuğun talebine karşı. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Sonra başka bir arkadaşımızın şeyiyle o çocuğumuza işte orada bir şey aldık, verdik. Yani geldiğimiz durum bu. Eskiden aynen, insanlar eskiden, geliyordu, evet, evet. Bir tatlı alıyordu. Fiyatını bile sormazdı. Şimdi soruyor abi. Çok çok soran var. Şimdi kaç para abi bir tane? 5 lira. 5 lira. Bak 3,5 alıyoruz, 5 lira. Eskide var ya 30 kuruş, 40 kuruş. Ya ne? Geçen sene 1 lira aldım. Vekilimin ağzına bir damla. Ay ben tatlıyım. Evet. Yok baba şimdi bırak. Ye ne abi valla. Bak 1 lira geçen sene bugün 5 lira. Geçen sene bugün. Evet başkanım. Bırak şimdi 10 sene 15. Geçen sene bugün dolar 7.15'ti. Evet, evet. Abi ne oldu da şimdi 17 oldu? Bir tanesi bir izah etsin. Biz bilmiyoruz başkanım, siz biliyorsunuz çıktı işte. Bir tanesi dedi ki efendim işte bir yeni bir model keşfettik. Nas dedi. Ya elhamdülillah kardeşim hepimiz Müslümanız. Onun anlamının ne olduğunu da biliyoruz. Şükredeceksin, sabredeceksin. Fatura sabretmiyor. Doğalgaz sabretmiyor. Evet. Elektrik sabretmiyor. Nasıl olacak? Kira mal sahibi sabretmiyor. Değil mi? Yani iktidarın yanlış ekonomik politikası ne yazık ki bu hale getirdi. Ya dönün diyoruz kardeşim. Yanlışın neresinde dönerseniz kardır. Destek sunun başkanım. Sunuyoruz. Senin yanında sunayım baba. Destek sunun. Aha bak. Az geri git. Bak kardeşlerimizin yanında diyoruz. Bak başkanım ya. İktidar mensuplarına diyoruz ki bu yanlıştan vazgeçin. En azından piyasa koşullarına, iktisatçılarınıza sorun. Türkiye'nin en önemli iktisatçıların çoğu AK Parti'de siyaset yapanlardı. Onlar bile diyor ki aman vazgeçin. Ama vazgeçmezseniz bak taksici çalışamıyor. Arabacı yok. Piyasada zaten insanlar yok ki tamamı yabancı çalışıyor. Yani 3 milyon insan buradan döviz gönderiyor. Her ay döviz. 3 milyon yabancı. Döviz çıkışı yapıyor. Evet başkanım. Nasıl olacak abi? Ama yalnız şöyle de bir durum var başkanım. Şuradan çoğunu arasan işçi arıyor. Nasıl olacak başkanım? Bunların hepsini göndersen işçi bulamayacak çoğu. Bulur. Şimdi biraz önce mesela 2 saat önce bir yerde kahvaltı yapıyorum. Kahvaltı yapıyorum. Adam diyor çalıştıracak eleman bulamıyorum diyor. Nasıl olacak başkanım? Şimdi tabii ki çalıştıracak eleman şöyle bir şey. Şimdi gel buraya gel. Gel kardeşim sen de gel. Şimdi gelin diyor ki, ben kardeşim, şimdi peki, bu kardeşimizin evet başkanım. Çalışması için asgari eviyle çeli çocuğu varsa en az bir 8-10 bin lira bu tabii. Piyasaya göre olmasını alması lazım en az, ki. En az, şimdi en diyor az, ki ben sana 3 bin. Şimdi bu 3 bin lirayı aldığı zaman 3 bin lirayla, 4 bin lirayla ne yapacak kardeşim? Tabii ki 4 bin lira adam bulamaz. Ya, tabii ki 4 bin lira versin olmaz 12-13 bin lira da. Ben bile gider çalışırım ya. Onun zaman da maliyetler artacak başkanım. Şimdi yani tek taraflı konuşmayalım. Maliyet artacak. İşçiye ne kadar para verecek? Şimdi, satışlar bu sefer ne olacak? Bir ayakkabıya 100 lira veriyorsan 150 lira vereceksin başkanım. Siz hangi sektördesiniz? Ben taksiciyim başkanım. Taksicisin. Akaryakıta gelen zamlar ne durumda? Pahalı. Şu anda gerçekten 28 lira pahalı. Neden pahalı? Nedenin işte dövizden dolayı biliyoruz. Bir de dünyada pahalandığını biliyoruz. Dünyada pahalanıyor. Yani şu anda Almanya'da 2,5 euro gibi bir fiyat. Bir de söylüyorlar. İnan bir de başkanım. Yalnız ya, şöyle bir o şey o zaman var. Mersin'deki taksi esnafı kontak kapattı. Tepki gösterdi. İstanbul düşünüyor mu? İstanbul bilmiyorum yok, yani. İstanbul şu anda bizim başkan ne düşünüyor bilmiyorum ama. Ya bu şartlarda evet şu anda gerçekten bizi kurtarmıyor. Gerçekten. Peki esnaf ne düşünüyor? Tepki gösterecek mi? Yani bilmiyorum başkanım. Bak, yani ne desem yalan olur. Burada kaç paraymış bu lan? 6.80'di galiba. Şimdi geçen ne? 28. Aradaki makas ne oldu? Aradaki makas şu işte bakın. Yine kardeşimiz haklı olarak olabilir. Ama AK Parti'ye nasıl vereceğiz başkanım? Ha bir şey söyleyeyim. AK Parti oy veriyor olabilir, AK Parti seçmeni olabilir. Saygı duyarım. Son derece doğal. Geçen yılla bu yıl arasındaki uçurum sadece bu yeni model. Yeni modelden kaynaklı oldu. Şimdi bu kardeşimiz geçen sene 700 lira, 800 lira
kiralık ev bulmaya bulabiliyordu. Evet. Şimdi 4000 lira. Aynen. Niye? Döviz. Herkes sabah kalkan dövize bakıyor. Döviz ne abiciğim? 7 TL'de şimdi geçen yıl 7 TL'ydi mazot. Bu yıl 28 TL oldu. Aradaki makas kimin cebine? Aradaki makas kimin cebine gitti? Kimlerin cebine gitti? Faizcilerin, tefecilerin. Türkiye'de ilk kez tefeci patlaması var. Bakın ilk kez. Türkiye'de ilk kez özellikle 5 il söyleyeceğim. Kayseri, Konya, Ankara, İstanbul. Tefeci patlaması var kardeşim. Kredi kartları ne durumda vatandaşların? Kredi kartı sorma zaten. Ne kredi kartı? Peki esnafa soralım. Vatandaş ne söylüyor size? Kredi kartı ödenir mi ya? Taksiye binen vatandaş ne söylüyor? Taksiye binen vatandaş illaki şikayetçi ama taksiye binen vatandaş da şöyle bakıyor. Trafiğe bir görüyor. Mazota gelen 28 lira zam mı? Trafiği gördüğü zaman otomatikmen diyor ki haklı diyor. Trafik ben. Hayır. Bak şimdi eğer oturup doğru konuşmak lazım. Ben 4 kilometrelik yola navigasyon açıyorum. 50 dakika 45 dakika İstanbul şartlarına gösteriyorsa yani 28 lira da bana göre yani gerçekten millette para var gibi geliyor bana yani yanlış anlamayın. Ne yapsın abi millet işine gücüne. Siz şu anda muhalefet olaraktan düşünüyorsa ben bir taksici olaraktan piyasayı gördüğüm için söylüyorum. Gerçekten 28 lira mazot ben zannediyordum İstanbul trafikte 10 dakikada gideriz 5 dakikada gideriz diye düşünüyordum ama 50 dakika sürüyor yanlış anlamayın. O zaman size litresi 50 lira yapalım. Bana niye yapıyorsunuz? Hayır. Bastın ne oğlum adama ya? Ekini biçim dediniz ki yapabilecekleriniz nedir diye. Siz neler yapabilirsiniz? Onu söyleyin. Ben bir taksici olarak da ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şimdi başkanı... Oy günü geldiği zaman yapabilirsiniz. Oy günü geldiği zaman ne yapacağım biliyor musun? Biz yapabilirsiniz. Bak ben kime göre oy veriyorum biliyor musun kardeş? Kime göre? Bir Yunanistan'a karşı, bir şeye karşı duran... O zaman insanlar gidip Nusret'e 5000 liraya yemek yiyor. Nusret hınca hınç dolu. Yani herkes aynı değil ki. Abi diyor ki mazot zamlandı, trafik bomboş olsun. Böyle bir şey yok. İstanbul bir metropol yani. 20 milyon insan yaşıyor burada. 90 milyon inşallah, ülkede sadece inşallah 1-2 milyonu yaşıyor. Oraya karşı durur. Biz oy verirken A Parti, B Parti demeyiz. Senden önce biz karşı dururuz. A Parti, B Parti hayırlı işler demeyiz. Olsun kardeşim. Tamam. Allah kolaylık versin. İnşallah başkanım. Ya ben sizi çok önyargılıydım. Geçen sefer programınızı izledim. Yani o kadar muhalefetle bir kaliteli diyaloğunu saatlerce sizi izledim ve size ulaşmaya çalıştım, mesaj attım. Yani savaşacaksak da böyle kaliteli, düzeyli, tarafsız insanlarla savaşmak. Tamam aynı parti değiliz belki ama bir Deniz Baykal gibi kesinlikle siyasetin ülkemde farklı fikirden insanlar olabilir. Düşünceli insanlar olabilir ama kaliteli, kimse kimseye çamur atmayan. Çünkü biz böyle güzeliz. Ya Allah nasıl sevap etti, bakar mısınız? Çok teşekkür ederim. Bir yerden kardeşimizi bırakalım. Yoksa seni alır götürürüz. Bak. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Fikir farklılığında böyle mücadele edebilirim. Çok güzel. Allah razı olsun. Sağ ol. Gürsel Bey, biraz daha bırakamam. Bir şey yoksa gel. Tamam. Tamam. Evet, mutfakta yangın var mı? Ne durumdasınız? Milletvekilini yakaladınız. Ya akıllı bir tüketici olduğunuz sürece var. Tamam, bizim ocakta da var. 4 milyar oldu kiram. Ama bir akılcıl bir şeyler tasarruf etmeye çalışıyoruz. Tamam, var. Ama nerede indirim var, nerede şey var kollamaya çalışıyoruz. Ne yapacağım şimdi olduğum yerde bir şeyleri ateşe mi vereyim? Şey mi yapayım? Yani bir mücadele, hayat mücadelesi, işte. Her şeyde var. Dolar iniyor, şu iniyor, bu çıkıyor. Yani ne yapacağız? Mücadele. Vatandaş ne durumda? Halkın otobüsüne denk geldiniz. Memnun kaldınız mı? Halkın otobüsüne herkes biner. Her düşünceden insan biner. Yeter kaliteli olalım. Birbirimize saygı duyalım. Birbirimize çamur atmayalım. Öyle. Ülkemizi kalkındırmaya bakalım. Aşağı çekmeye değil de biz böyle güzeliz. Gürsel Bey, hayırdır, motörden mi geliyordunuz? Ne yaptınız? Ya bankada işim vardı başkanım. Onu şey yaptı. Bir 3 kuruşumuz var. Onu şey yapalım dedik. Onda bir şey olmadı. Bilmiyorum ne yapacağız. Yani minik minik bir şeyler biriktirdim. Ben kanser hastasıyım bu arada. Çok geçmiş olsun. Çalışamadım. Minik minik bir şeyler yatırmaya çalışıyorum ama olmuyor. Ya çok güzel bir şey oldu bu ya. Ben mesaj gelse ulaşamadım. Allah devam etsin. Vallahi işte mesaj bilmiyorum. Ulaşmış olsam mutlaka dönerim İnşallah, ama. İnşallah kazanırsanız da aynı seviyede devam edin. İnşallah. Yani Sayın Tayyip Erdoğan'la çatışmadan. Birlikte ülkemizi kalkındırarak
kalkındırarak. Kimse yanlışa yanlış diyeceğiz, doğruya doğru diyeceğiz. Muhalefetin görevi yanlış giden bir şey varsa uyarı yapmak. Ya o kadar güzel, sükunetli böyle cevaplar verdiniz ki yani çok hoşuma gitti. Çok saygılı. Çok saygılı birisini aşağı çekmeye çalışmadan çok güzel. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Bey'le halkın otobüsündeyiz, halkın içindeyiz. Kendisine mikrofon uzatacağız. Bakalım neler yaşadı bugün, neler gördü. Kendisi anlatsın. Evet, çok teşekkür ediyorum. Neler görmüyoruz ki, o kadar ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Geçen hafta Aksaray'daydık. Daha sonra Ankara ve bugün yine İstanbul'da çeşitli ilçelerimizde talepler üzerine biz gidiyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Bugün Merter'e gittik. Merter daha çok tekstilci esnaflarımızın yoğun olduğu bir yer. Orada da çok büyük sıkıntıların, sorunların olduğunu gördük. Ama başka bir ilginç şeyle karşılaştık. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi tekstil piyasasında da çoğunlukla yine adına mülteci ya da sığınmacı ne diyorsanız deyin, Türkiye'nin dünyanın çeşitli ülkelerinde, Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da gelen insanların çalıştıkları yerlerdi. Şimdi bugün tabii bir ilginç bir hesap yaptık. Yani buradaki insanların çoğu sonuç itibarıyla döviz alıyor ve ay sonu da kendi köyüne, kasabasına, annesine, babasına paralarını gönderiyorlar. Yani ortalama Edirne'den Ardahan'a kadar benim hesaplarıma göre 3-3,5 milyon insan, Afganlısı, Suriyelisi, Mısırlısı, 73 ülkenin farklı insanları buralarda çalışıyorlar. Bir, bu çalışan insanlar doğal olarak ay sonu döviz olarak kendi ülkelerine paralarını gönderiyorlar. Bu çok yüksek bir döviz. Hesapladığınızda ortalama bir kişi 300 dolar gönderirse rakamın hangi boyutta olduğunu görebilirsiniz. İkincisi, bir başka ilginç, yine bir muhtarımızı aradığımızda muhtarımız da çeşitli mahallelerde, özellikle de İstanbul'da, yoğunluklu olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa büyük şehirlerde, ama İstanbul özelinde 1 milyona yakın, 800 bin ile 1 milyon arasında insanların ikametleri doğru değildir. Nedeni şu, icra tebligatlarının gelmemesi için doğru ikamet vermiyorlar. 2-2,5 milyon bizim hesaplarımıza göre yabancı 73 ülkenin insanlarının yaşadığı bir şehirdir. Bunların barındıkları yerlerde çoğunluğu kaçak olduğu için adresi ve ikameti belli olmasın diye yine sahte ve bilinmeyen adresler kullanılıyor. Bu çok vahim bir olay. Hem güvenlik açısından ciddi bir sıkıntı, önümüzdeki dönemde seçim açısından da çok çok büyük bir sıkıntı. Yani vatandaşlarımız sadece icra dosyalarında kaçmak için ne yazık ki ikameti yanlış ikametler veriyorlar ve önümüzdeki günlerde de oy kullanmaya giderken ne yazık ki büyük sorunlar yaşanacaktır. Daha anlatılabilecek birçok hikayeler var, birçok sorunlar var. Esnaflarımızla konuştuk. Esnaflarımız kendi düşüncelerini ifade ettiler. Özellikle taksici esnaflarımız, yolda önümüzü kesenler, zaman zaman karşılaştığımız esnaflarımız, mazotun 28 lira olduğu bir ortamda nasıl çalışabileceğini, büyük olasılıkla kısmen pasif direniş olsa da kontak kapattıklarını, minibüsçüler keza yine kontak kapattıklarını, motorculara sorduğumuzda motorcu kuryecilerin büyük sorunları var. Yani kısacası halkın otobüsünde öteki Türkiye'de o kadar sorunlar var ki, o kadar derinleşmiş ki, bu derinleşen sorunların bir an önce çözülebilmesi için bunun bir tek çaresi var demokrasilerde. Sandığın milletin önüne gelmesi. Milletimiz sorun yaratanlar değil, sorunu çözebilecek bir ekibe, bir kadroya kavuşması için heyecanla, sabırsızlıkla bekliyor. Ben yıllardır siyaset yaparım, sokaktayım, sahadayım. İnsanlarımız zaman zaman aç gezer, tok sallanır. Ben bizim insanlarımızın açım cümlesini ilk kez duyuyorum. Hatta bir geçen hafta Aksaray'da bir ablamız pazarda açız cümlesini kullandığı için ne yazık ki belediyenin ekipleri ablamızın siciline girerek ablamızın bir arabasının bir de tarlasının olduğunu bulmuşlar. Ablam da çıktı, dedi ki
Tarla da sizin olsun, araba da sizin olsun. Benim geçinebileceğim bir maaş verin bana, yeterlidir dedi. Ama ne yazık ki maalesef çok büyük bir sıkıntı var. Büyük bir güvensizlik var. Bunun için de tek çare seçim.